Sinemaydan herkese merhaba. Bu haftaki konuğumuz Doğa Rutkay'dı. Hoş geldin Hoş bulduk, programımıza. hoş bulduk. Bu aralarda Türk filmlerine baktığımızda iki filmde birden, vizyondaki iki filmde birden var. Patlak Sokaklar'da, Süper Türk'te. Hangisiyle başlayalım? Patlak sokaklarla Patlak başlayalım. Sokaklar'la başlayalım. Böyle Amerikan polisiyelerinin parodisi diyebilir miyiz? Ya da siz ne diyorsunuz? Ya biz aslında Amerika hani hep büyüdüğümüz o Amerikan filmlerinin o polisiye işte federaller, FBI'lar hep onlarla büyüdük yani çocukluğumuzda Kemal Sunal filmleri gibi bir de hep bu Amerikan sineması vardı ve onların o dolgu dublajları hani ağız dolduran tamam mı evet falan gibi hep o Amerikan filmlerini aslında tiye almak ama kendi başına özgün bir senaryosu da var hani bir sinema çatısı da var başı, ortası ve sonu olarak ayrı özgün bir senaryo ama Amerikan filmlerini tiye aldığını söyleyebiliriz onlarla dalga geçtiğin hani bir nebze de olsa. Bu sefer karşımızda çok zeki biri var. Blackjack kaçmış. Ne? Cerzomat elimde. Televizyon programlarına karıştırdığı bir parazitle izleyen herkese aptala dönüştüren bir teknoloji harikası. Arkadan vermeyen kaldı mı? Bu hamam böceği kesin Meksika sınırına varmıştır. Canım cehenneme seni adi pislik. Bu federal bir mesele. Bildiği bir şey olup da söylemeyenin ağzını burnunu kırarım. Sen de biliyorsun ki elindeki en iyi dedektifler onlar. Davulculardan nefret ettiğimi bilmiyor musunuz? Kısaysa kısa, uzunsa uzun. Sanırım bundan sonrası bizde. Polis! Vahşiler soğukkanlıdır. Yaraları derin, kanları serin olur. Damarlarına basmaya gelmez, hiç düşünmeden adamı feçten silerler. İşte, aradığınız yer burası. Chandler, senin neden ağzında söylediklerin birbirini tutmuyor? Evet. Benim filmi izlerken ilk başta tabii ki o dublaj çok şaşırttı. Hani sinemada biz çok dublaja alışık değiliz artık. Çekimler yapılıyor. Bir anda böyle kaldım ama sonrasında da aslında onun filmin triklerinden bir tanesi olduğunu çok iyi anlıyor evet. İzleyenler. Dublajı yapanlar yanılmıyorsam Amerikan filmlerini, bu tip filmleri dublajı yapan ekipmiş. Çok öyle değil ünlü mi? Bir ses evet. Onlar zaten. Evet. Hani orada burada duyduğumuzda bu işte Hayat Ağacı'ndaki Sem'in sesi falan deriz ya ya da sevdiğimiz karakterlerin sesi. İzleyici için enteresan olduğu kadar aslında oyuncu için de çok enteresan. Hani ben kendi özelimde yıllardır hep kendimi konuştum. Tabii ki özellikle senin için hani tiyatrocusun, aynen seslendirmeni öyle. Zaten başkasının yapmasını çok tabii, istemezsin hayır, herhalde. Sesim, sesli oynarsın. Tabii o yüzden genelde ya sesli çekiliyor işler ya ben gidip bir dizi olduğunda kendimi konuşuyorum. Burada bizi başkasının konuşması müthiş bir yabancılaşma efekti aslında. Çocukların yapmaya çalıştığı şey de bu. Hem oyunculardan size bir şey seyrettiriyor ama üstüne başka seslerle de farklı bir boyut getiriyor. Değil mi? Aynen öyle. Peki oynarken o yadırgadın mı yani benim sesim olmayacak oyununu etkiledi mi? Bu. Hayır, ben tam tersi zorlaştırmaya çalıştım seslendirmecinin işini. Hayır ama tabii ki çok garipsedim. Çünkü ben orada bir oyun koyuyorum. İşte yarattığım o tiple, o karakterle, onun saçıyla, başıyla, davranış biçimiyle. Onun üstüne bambaşka bir ses geliyor ve bunu seslendiriyor. Biraz bahsetsene karakterinden. Çok enteresan, deli, çılgın. Daha başka ne denebilir? Biraz IQ'sunun yüksek olduğunu söylüyor. 180 üstüymüş. 180 üst, IQ'su var. Adına tav oldum aslında. Çünkü bizim oynayacağımız roller hani belliyse Ayşe'dir, Fatma'dır, Zeynep'tir. Hani Mary Jane. Nereden oynayacağımı da Mary Jane. Aynen öyle. Bu güzel bir şey benim için diye düşündüm. Mary Jane bir bilim insanı. Çok genç yaşta profesör olmuş. İcatları var. Kendince buluşları var. At yarışı oynuyor, piyano çalıyor. Pis, pasaklı, çılgın, deli bir tip. Biraz o pasaklı ve pis tarafını ben yarattım diyebilirim aslında dış görünüşümden. Ve filmin tabii bütün ana kurgusunu belirliyor. Çünkü onun yaptığı bir icatla bütün film şekilleniyor. Fragmanlardan da görecek izleyicilerimiz. Hakikaten böyle sen olmaktan çıkmışsın başka bir şey olmuşsun. Nefret ettin mi kendinden? Böyle gözlükler, saç baş dağınık, paspas, kıyafetler de çok enteresan. Şimdi benim hep hani 18 senedir konservatuvar da dahil olmak üzere hep bir karakteri çıkarırken ben hep dıştan içe giderim. Hep tipi önce. Nasıl bir saçı var, saçını nasıl kullanır, küpe takar mı, tırnakları, ayakları nasıldır.
Ben ilk karakteri okuduğum zaman yönetmene Kerim'e şey dedim. Ya ben dedim bu teknikle çalışıyorum. Seni rahatsız eder mi? Ben önce bunun dış görünüşüyle ilgileniyorum. Yo nasıl bir şey istiyorsun dedi. Bu dedim gözlük takmalı. Hani onda şey denen bir şeyler yaratıyor yani gözleri bozulmuş mesela gibi. Çok çalışmış hayatı boyunca. Çok çalışmış gözler gitmiş diye. Gözlükle başladım. Sonra dedim bu pasaklı olmalı. Dış görüntüsüne önem vermemeli. Çünkü bilime adamış kendisini. Ki çoğu bilim insanı da hani o tip bir gestusa sahiptir diye. Saçları dedim pis olsun. İki krepe attım falan saçlarıma. Sonra işte hırka ve pantolonla falan dedim ben böyle bir şey olmak istiyorum. Süper ben de böyle bir şey isterim dedi. Önce dış görünüşünden Mary Jane'i ele alarak sonrasında da işte o hareket biçimleri, duruşları, çok büyük hareketler, ani şeyler. Evet, biraz böyle tiyatral bir oyunculuk evet, değil mi? Aynen öyle. Söyleyebiliriz öyle. İşte o bizim tiyatroda grotesk diye kullandığımız yani çok büyük hareketlerle. Ki sinemada çok tercih edilmez aslında aynen, ama tabii. Bu film için özellikle. Hani minik minik aslında sinemada kullanırken burada o tipi iyice abartmak istedim. Yani. Evet. Hadi Sherlock Holmes, hadi kurtul, hadi kurtul, kop da gel, hadi oğlum. Ne niye 5. ayağı tek geçtin kızım ya? Nerede hata yapmış olabilirim buna inanamıyorum. Atlaman eğrisinde mi? Yoksa ihtimal varsayımlarında mı? Hadi düşün Mary Jane, hadi düşün. Bir at yarışının sonucunu önceden bilmek bu kadar zor olmamalı. Bir başka filme geçeceğim. Süper Türk orada da vardı. Geçen hafta Tamer konuğumuzdu. O bayağı anlattı filmi tabii. O da enteresan bir film. 7'den 70 herkese hitap eden böyle bir süper kahraman filmimiz aynen, oldu diyebiliriz. Evet. Ne diyeceksin Süper Yaşasın Türk için? Yaşasın bizim de bir kahramanımız evet, var. Süper Türk'le buluşmada şöyle oldu. Orada da Tamer'in bir ricası. Ben sadece orada konuk oyuncu olarak var oldum. Hani baştan sona bir karakter değil. Hakikaten kendi pazar günü yaptığım programın stüdyosunda çektik. Göya işte ben o hani sabah programı sunan ablalardan bir tanesiyim. Süper Türk'te programıma konuk geliyor. Ve orada ona hünerlerini sergilettiriyor. Yani bir faydam olduysa ne mutlu bana. Bu herifin en zayıf noktası ne? Ay siz gerçekten süpersiniz. Atmosferin hangi katmanına kadar yükseldiniz? Troposfer, stratosfer, mezosfer, termosfer. Uçmak için ellerim bu şekilde mi amiral hocam ne? Ay inanılmaz bir şey. Şimdi ilginç, ikisi de komedi filmi. İkisi de aynı gün vizyona girdi. Bu üzdü mü seni yoksa hani? Ya biraz üzdü. Şey. Hangisine şey ilgi göstereceğim diye. Yok aslında her şeyin bir sebebi vardır. Hı-hı. Öyle denk geldi. Çünkü ben Tamer'le onu biz bayağı oldu çekeli. Onun sonunda böyle patlak sokaklar hani ikisinin de haberi yok birbirinden gibi oldu. Ama öyle bir şimdi Nisan'da başka bir film geliyor. Asıl benim çok kısaca ondan da bahsedelim istersen. O Kral Yolu diye bir film, bir çocuk filmi. Animasyonlu bir çocuk filmi olacak. Bütün yaz çektik onu. 4 ay Mersin'de kaldım. O benim için çok önemli bir film. Çünkü orada ilk kez böyle bir anne, arkeolog bir anne, daha dramatik bir rol. O yüzden onu çok merak ve heyecanla bekliyorum. Yönetmen Serli Setin İşanyan diye bir bayan yönetmen. Kadın yönetmeni. Aynen güzel. Öyle. Çok çocuk dilinden anlayan, kadın dilinden anlayan bir kadın. O Mersin'de birlikte yaşadık. 12 tane çocuk oynuyor. Arda Esen'le biz başrolleri paylaşıyoruz. Güzel. Bu Murat sene bayağı iddialı giriyorsun. Çok çalıştım bu sene. Değil çok mi? Çalıştım. Evet. Yoruldun mu? Yok hayır çok mutluyum. Bayağı enerjiksin. Yok çok mutluyum. Öyle her zamanki gibi. Oyunum devam ediyor. Uzun bir turne başlıyor şimdi Mart'ta Nisan'da. Nerelere gidiyorsunuz? Ankara, İzmir, Bursa, Yalova, İzmir. Turneler zor oluyor mu Doğa? Eğlenceli. Koca bir otobüse doluştuğumuzu düşün. Dura dura. Her yerde durup oynayıp tekrar devam ediyoruz. Güzel aslında. O başka i̇şte yeni insanlarla aşk, tanışmak, aynen, farklı yerlere gitmek. Evet. Mary Jane olsan, bir bilim kadını olsan ne yapardın? Ne yapmak isterdin? Ne icat etmek isterdin? Neler neler yapmak. Ne icat etmek isterdim biliyor musun? Sokak hayvanlarını koruyacak bir evet, çelik yelek gibi bir şey. Ciddi söylüyorum. Çünkü çok haklısın. Kendi köpeğimle başıma çok feci bir kaza geldi. Sokak köpekle tarafa bayağı bir parçalandık yani. Benimkine de aynısı olmuştu. Ameliyatlar ve sonra şey diye düşündüm. Ya niye böyle bir elbise yapılmıyor? Hani köpekleri çelik yelek gibi giydirelim. Hani sokak köpeği ısırdığı zaman bir şey olmaz. Annem dedi ki bana bak çok iyi fikir. Bence zaten hani aslında çözmemiz gereken o sokak köpeklerinin sorunu. Onu onlara çözemeyeceğini da ben anladım artık. O mümkün değil. Çünkü benim yaşadığım yerde, ben şehir dışında yaşıyorum. Her gün artan bir sokak köpeği, her gün kemikleri sayılan sokak köpekleri.
hani hayvanlarla ilgili bir şey ayrı yapmak isterdim. Bir de engelli insanlarla ilgili. Çünkü ikisine karşı zaafım var ve onlarla ilgili çalışıyorum. Herhalde bunlara yönelik bir şeyler yapardım. Tiyatro oyunundan biraz bahsetmek ister misin? Bu aralar neredesiniz? İzlemek isteyenler ne yapmalı? Biz şu an 3. türden yakın ilişkiler başlangıç. Kaçıncı yılı? Üçüncü türden yakın ilişkiler yakın ilişkiler 1 vardı. 2 vardı. Bu da başlangıcı. Burada oyunun en başına gidiyoruz. Siz de filmler gibi yaptınız. Aynen öyle. Zaten Uğur'u da yönetmen şey diyor işte bir efsane. Çünkü film oyunda da aslında The Beginning gibi de öyle bir şeyimiz de var. Bir ukalalığımız da var. Oyun çok iyi gidiyor. Hakikaten ne güzel, maşallah. Tam anlamıyla kapalı gişe oynuyoruz. Sandalye satıyoruz. Bizim için çok mutluluk verici bir şey. Çünkü o tiyatro öldü. Bunu duymak güzel aslında. Tiyatro demode diyenlere ciddi bir cevap olduğunu düşünüyorum. Ki hafta içi de oynuyorsun. Hafta içleri oynuyoruz zaten. Ne hafta sonları güzel. Genelde turnede oluyoruz çünkü. Evet. Çok iyi gidiyor. Çok teşekkür ediyoruz geldiğin için. Patlak Sokakları da süper Türkiye'de ikisine de başarılar diliyoruz. Nisan ayındaki filmi de merakla bekliyorum. Kral Yolu. O tamamen çocuklar için yapılmış bir film. Ne güzel, onu da merakla bekliyorum. Evet, çok teşekkürler geldiğin için. Ben teşekkür ederim.